Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a ait. Sayın Çalışkan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Maden yasasını görüşüyoruz. Bu yasa ne menem yasa ki bir türlü dikiş tutmuyor. Tam 15. kez yasayı değiştiriyoruz. Hele yasanın içerisindeki raporlanmasına yönelik durum ise 2017'de değişmişti. 2017'de değişen madde bugün tekrar değişiyor. Acaba gelecek yılda yeniden maden yasasını mı görüşeceğiz sorusunu sormaktan alamıyor insan kendini. Değerli milletvekilleri, maalesef ki bu maden yasasının gerekçesi sunulurken her ne kadar işin kolaylaştırılması, hızlandırılması gibi ifadeler ön plana çıkarılsa da bu yasanın çıkarılmasıyla maden açısından sağlıklı bir üretimin hedef alınmadığı, köylüleri memnun edecek, onların arasındaki işverenle maden sektörü çalışanlarıyla ihtilaflarını giderecek, üretim artışını sağlayacak, verimliliği sağlayacak ya da bütçeye katkı sağlayacak bir hedefin olmadığı gayet açık. Özellikle de ilk dört maddeye baktığımızda raporlamanın tamamen kaldırıldığı, falan kurumların izinden tamamen muaf tutulduğu, sadece şu alanda izin alınması gerektiği gibi sadece zorunlulukları kaldıran bir husus ortada. Tabii burada elbette işlerin hızlandırılması gayet tabidir. Ne var ki raporun, ruhsatın hızlandırılması için zorunlulukların kaldırılması değil, daha başka tedbirler de pekala alınabilirdi. Nitekim özellikle de toprak satışında yabancılara peşkeş çekilmede, özelleştirilmede sicil gayet bozuk olduğu için de buradaki herhangi bir husus doğal olarak mide bulandırmaya yetiyor. Değerli milletvekilleri, burada maden patronlarının yabancı sermayenin talebiyle işin hızlandırıldığı, adeta yangında mal kaçırırcasına iş yapılmasının önü açıldığı gayet ortada. Tabii bugünlerde Sayın Maliye Bakanı'nın yerel hak ifadesini de örtüştüğünü düşünecek olursak, bir taraftan da sömürge valisinin talebiyle yasa mı çıkarıyor diye insanın zihnine doğal olarak bir soru geliyor. Değerli milletvekilleri, tespitlere göre Cumhuriyet tarihi boyunca 1186 maden ruhsatı verilmiş. Ama son 20 yıl içerisinde 386.000 ruhsat verilmiş. Şimdi bugüne kadar kaynağı tespit edilmeyen herhangi bir yeni maden bulunmuşsa pekala baş üstüne demek gerekir. Ama burada eğer böyle bir durum söz konusu olmadığı halde sadece ülke birilerine rant cenneti haline getirilmeye çalışılıyorsa, o zaman insanlardaki soru işareti doğal olarak artar. Gönül isterdi ki maden yasasını görüştüğümüz bugün de maddenin gerekçelendirmesinde de maddeyi savunanların da maden faciasında vefat eden, göçük altında kalan, patlamalarda hayatını yitiren, emekleri zayi olan, ömrü kısalan, ya patlamayla hemen vefat eden ya da o madenler vesilesiyle meslek hastalıklarıyla yaşamları kısalan, erken ölen insanların maruz kaldıkları duruma bir çare getirilsin. Bunlar gündemde yok. Burada sadece nasıl daha hızlı iş yaparız, bu ortaya çıkıyor. Onun için değerli milletvekilleri, bu ülkenin yeraltı madenlerinin
yerüstü servetinin, suyunun, turizminin, tarihinin, tabiatının hemen her değerinin felakete maruz kaldığı bir dönemde bu maden yasası da mide bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Sayın Çalışkan, lütfen tamamlayalım. Değerli milletvekilleri, maden yasasında bilelim ki maden facialarında, maden kazalarındaki ölümde dünya şampiyonuyuz. Dünya şampiyonuyuz. Yılda en az 2000 çalışan maden kazalarında ölüyor. Böyle bir dönemde kaynaklarımızın peşkeş çekildiği bir dönemde, hele bir yarını düşündüğümüzde belki bu gidişte 50 yıl sonra bu ülkede ekecek tarım arazisi bulamayacağız. Çünkü maden adı altında topraklarımız zehirleniyor, su kaynaklarımız kurutuluyor. O hayatlarını, tarihlerini sömürgeyle, zulümle, soykırımla bildiğimiz bu batılılar geleceğimizi ipotek altına alıyor. Son olarak da genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Çalışkan, teşekkür ediyorum.